Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde bilgisayardan güvenli moda nasıl girilir sorusuna kısa cevap vereceğim. Aslında bu konuyla ilgili uzun zamandan beri video çekmeyi planlıyordum. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyordu. İşte hocam güvenli moda nasıl gireriz? Güvenli modu açamıyoruz. Güvenli moda giriş yapmak için ne yapmak gerekiyor şeklinde. Şimdi değerli toplu olarak 5 farklı yöntemle güvenli moda nasıl gireceğinizi anlatacağım. Ee, eğer bilgisayarınızın ekrandaki bir masaüstü geliyorsa güvenli moda girmek için 3 yöntemimiz var. Eğer masaüstünüz gelmiyorsa, bunun için e, güvenli moda girmek için iki yöntemimiz var. E, şimdi bir de güvenli modun e, ne olduğunu ben kısaca tanımlayayım. E, güvenli mod dediğimiz şey aslında bilgisayarı sınırlı bir durumda başlatan Windows için bir e, sorun giderme seçeneğidir. Yalnızca bilgisayarınızı açmak için gereken temel dosyalar ve sürücüler başlatılır. Güvenli mod düzgün başlatılmayacak veya bilgisayarınızın normal bir şekilde başlatılmasını engelleyebilecek program ve sürücülerdeki sorunları gidermek için kullanılıyor. Güvenli modda başlatılmış bir bilgisayar masaüstü ekranın tüm köşelerinde güvenli mod veya safe mod ifadesi yer alıyor. Ee, şimdi ilk olarak bilgisayarınızın masaüstü geliyorsa 3 yöntemle nasıl e, güvenli modu açacağınızı göstereyim. Ee, i̇lk yöntemimizle başlayalım. Birinci yöntemimiz. Bunun için Shift tuşuna basarak işlemi yapacağız. Ve bilgisayarımızı başlatacağız. Ee, i̇lk olarak hemen e, sol alt köşedeki Windows logosunun üzerine sağ klikleyin. Ve buradan bilgisayarı ve oturumu kapatın seçeneğine gelin. Ardından Bilgisayarsa yeniden başla seçeneği var. Bakın şurada. Buraya gelin. Şimdi e, yeniden başlat demiyoruz. Shift tuşuna bakın. Basılı tutuyorum sadece. Shift tuşuna basılı tutun. Shift tuşuna basılı tutan sonra farenin sol kliği ile yeniden başlat diyelim. Tabii aynı zamanda Shift'ten e, parmağımızı kaldırmıyoruz. Ta ki ekranımız gelene kadar. Evet şu şekilde ekranımız geldi. Artık Shift'ten parmağımızı kaldırabiliriz. Ardından sorun gider diyoruz. Bakın şuradaki sorun gider seçeneğini seçiyoruz. Gelen pencereden gelişmiş seçenekleri seçiyoruz. Burada yapacağımız işlem şu. Güvenli moda gitmek için başlangıç ayarlarını seçmemiz gerekiyor. Eğer burada buralarda başlangıç ayarları diye bir seçenek yoksa bu diğer kurtarma seçenekleri yazan yerden bulabilirsiniz. Şimdi başlangıç ayarları diyorum. Karşımıza böyle bir pencere geliyor ve şimdi yeniden başlat diyorum. Ve karşımıza başlangıç ayarları seçenekleri geldi. Bizim için önemli olan güvenli mod seçeneği. Yani buradaki konumuz olan aynı zamanda güvenli mod seçeneği. dördüncü ve 5. seçenekler. Güvenli modu etkinleştir 4. seçenek. 5. seçenek güvenli modu A ile birlikte etkinleştirir. Aslında bu iki seçenek birbirine benziyor. Ancak temel fark şu. A destekli güvenli mod internete ve A'daki diğer bilgisayarlara erişmek için gereken A sürücülerini ve hizmetlerini de içeriyor. Temel fark bu. Ancak bizim için Genel olarak güvenli mod denildiğinde 4 numaralı mod anlaşılıyor. Ee, bazı klavyelerde değişiklik olabilir. Mesela şu anda benden e, ne diyor? Güvenli moda geçmek için neye basın diyor. Aşağıdaki seçenekler arasında birini belirlemek için bir sayıya basın. Sayı tuşlarını veya F1, F9 işarelerini kullanın. Şimdi güvenli modu başlatmak için, güvenli modu etkinleştirmek için 4'e basıyorum. Ve bilgisayarım ne yapacak? Güvenli moda geçiş yapacak. Evet bilgisayarım güvenli modda açıldı. Ekrandaki gibi ekran simsiyah oluyor. Hemen bilgisayarın tüm köşelerinde güvenli mod ibaresi yer alıyor. Bu şekilde bilgisayarımızı en düşük düzeyde e, sürücüler ve dosyalarla birlikte açmış olduk. Artık bundan sonra yapmanız gerekenleri yapacaksınız. İlk yöntemimiz bu. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntemimiz ayarlar sekmesinden güvenli modu açıyoruz. Bunun için yine e, hemen sol alttaki Windows simgesinin üzerine sağ klikliyoruz. Buradan ayarları seçiyoruz. Gelen pencereden güncelleştirme ve güvenlik yazan yeri seçiyoruz. Ardından soldaki kurtarma seçeneğini seçiyoruz. Gelişmiş başlangıç yazan yerin altındaki şimdi yeniden başlat seçeneğini seçiyoruz. Ve bilgisayarımız yeniden başlatılacak. Aynı şekilde karşımıza gelen pencereden sorun gider. Buradan gelişmiş seçenekler. Ardından başlangıç ayarları. Ve buradan yeniden başlat. Ve gelen pencereden... 4'e veya F4'e basarak güvenli moda geçiş yapıyoruz. Artık bundan sonrasını anlatmıyorum. Çünkü devamını zaten ilk yöntemde ben göstermiştim. Şimdi üçüncü yönteme geçelim. Üçüncü yöntemimizde sistem konfigürasyonu ile güvenli modda e, açılışını sağlıyoruz. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına Şuradaki arama kısmına ya da direkt Windows'un üzerini sağ klikleyip ara diyerek Bu arama kısmına ms.config diyoruz. Şu şekilde ms.config dedikten sonra Enter yapıyorum ya da sistem konfigürasyon yazan yeri seçiyorum. Buradan ön yükleme yazan yeri seçiyorum. Bakın ön yükleme. Ardından güvenli ön yükleme yazan yeri seçiyorum. Bakın şurada hemen ön yükleme seçenekleri. Güvenli ön yükleme. Uygula ve tamam dedikten sonra bilgisayarımı yeniden başlattığım zaman neyle başlayacak? Güvenli mod ile açılışını sağlayacak. Bunu hemen deneyebiliriz aslında. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Yeniden başlat diyorum. Görüldüğü gibi bilgisayarımız güvenli modda başlatılmış oldu. Yalnız 3. yöntemde yani bahsettiğim bu yöntemde işleminizi tamamladıktan sonra yani bilgisayarınızı güvenli modda açtıktan sonra mümkünse tekrar eski haline getirin. Bunun için tekrar şuradaki arama kısmına msconfig yazın. Sistem konfigürasyon sayfasını açın. Ön yükleme kısmına gelin. Buradaki ön yükleme seçeneğini kaldırın. Uygula ve tamamlayın. Ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yani eski haline çevirmeyi unutmayın. Yoksa sürekli olarak güvenli modda başlatacak Şimdi ise iki farklı yöntemle bilgisayarınızın masaüstü gelmiyorsa nasıl güvenli modu açacağınızı göstereceğim. Aslında bu oldukça önemli bir konu çünkü güvenli mod genel olarak bilgisayarın masaüstü gelmiyorsa istenen bir yöntem, daha doğrusu aranan bir yöntem. Şimdi sizlere iki farklı yöntemle bilgisayarınızın masaüstü ekranı yani buradaki ekranlar gelmiyorsa nasıl güvenli modla bilgisayarınızı açacağınızı göstereceğim. Bunun için iki farklı yöntemimiz var demiştik. Bir tanesi F8 tuşuna basarak bilgisayarı güvenli modda açmak. Ancak her bilgisayar için her zaman F8 modla bilgisayar açılmayabiliyor. Bazen işte BIOS'ta kapalı oluyor mesela. Siz F8'i aç istediğiniz kadar basın açamıyorsunuz. Ancak genel olarak özellikle eski nesil bilgisayarların neredeyse tamamında f 8de güvenli moda giriliyor. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız anda doğrudan F8 tuşuna üst üste basın. Yani durmadan F8 tuşuna basın ta ki güvenli modu açana kadar. Şimdi biz deneyelim. Aslında ben deneyeceğim bunun ekran kaydını çekemediğim için. Ancak bilgisayarımı yeniden başlattığımda üst üste F8 tuşuna basacağım ve güvenli modun nasıl daha doğrusu nasıl güvenli moda geçiş yaptığımı göstereceğim. Evet bilgisayarımı yeniden başlattığımda üst üste F8 tuşuna bastım ve karşıma böyle bir pencere geldi. Bakın aynen böyle bir pencere geldi. Şimdi ne yapıyorum? Buradan gelişmiş onarım seçeneklerini seçiyorum. Tabi bazı durumlarda otomatik kurtarım sayfası da gelebilir. Otomatik kurtarma sayfası da gelebilir. Onu da göstereceğim. Daha doğrusu bilgisayarınız yeniden başlatıldığında üst üste F8 tuşuna basarsanız sizin için iki seçenek gelecektir. Bir tanesi bu kurtarma penceresi daha doğrusu. Şimdi ilk önce kurtarma penceresiyle devam edelim. Bunun için böyle bir pencere gelirse gelişmiş onların seçeneklerini görüntüle diyorum. Buradan sorun gider diyorum. Ardından gelişmiş seçenekler diyorum. Ve buradan başlangıç ayarlarını seçiyorum. Ve buradan yeniden başlat diyorum. Bakın yeniden başlat diyorum. Bakın buraya geldik. Burada güvenli modu başlatmak için neye basacağız? 4'e ve 5'e. E, ne demiştik? 5, e, e, yani daha doğrusu e, güvenli modu A ile birlikte etkinleştir dediğimiz şey. E, kısaca şu. İnternete ve A'daki diğer bilgisayarlara erişmek için gereken A ve sürücü hizmetlerini içeriyor. Biz 4'e basalım. Yani güvenli modu etkinleştir. Ya da F4'e. Bu şekilde güvenli moda geçişi sağlamış olacağız. Yani F8'e basarak güvenli moda geçişi sağlamış olacağız. Evet bu şekilde güvenli mod penceremiz, daha doğrusu güvenli mod ekranımız geldi. Şimdi diğer farklı yöntemi... Göstereyim. Yani size kurtarma değil de e, otomatik onların sayfası gelirse ne yapacaksınız? Bilgisayarımızdan F8 tuşuna üst üste bastık, bizi ne yaptı? Otomatik onların sayfasına yönlendirdi. Yani e, dedim gibi bazı bilgisayarlarda bu kurtarma penceresini açabiliyor, bazı bilgisayarlarda ise otomatik onların sayfasını açabiliyor. Bakın bu şekilde bir ekranımız geldi. Burada ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde. Yani gelişmiş seçenekler, sorun gider. Yine gelişmiş seçenekler. Buradan başlangıç ayarları. Ve yeniden başlat diyoruz. Ve gelen pencereden 4'e basıyoruz. F4'e basarak ne yapıyoruz? Güvenli moda geçiş yapmış oluyoruz. Aslında bu kadar basit. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Ya ben F8 tuşuna basıyorum. Ama bir türlü güvenli modu açamıyorum. Ne yapacağım? Aslında bu videonun, şu çektiğim videonun en önemli kısmındayız. En önemli süresindeyiz diyebilirim. Şimdi e, siz isterseniz yani F8 tuşuna basarak eğer güvenli mod açılmıyorsa işte o zaman çok değişik bir tekniğimiz var. Bunun için şöyle yapın arkadaşlar. Bilgisayarınızı üst üste yeniden başlatın. Daha doğrusu şöyle yapın. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız anda e, kısa bir süre sonra tekrar bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunu 2-3 kez tekrar edin. Yani Windows logosu gelmeden sadece o dönen küçük e, ayar simgesi geldiği anda Tekrar bilgisayarını restart yapın ve yeniden başlatın. Bu sizi ya kurtarma sayfasına yönlendirecek ya da otomatik onarım sayfasına yönlendirecek. Ama büyük ihtimalle otomatik onarım sayfasına yönlendirecek. Çünkü bazen değişebiliyor. Ee, az önce gösterdiğim yöntemden hem otomatik onarım sayfasından hem de e, kurtarma sayfasından buradan güvenli moda geçiş yapabilirsiniz. Şimdi ben aynısını bilgisayarımda yapacağım. Yani bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Yeniden başlattığım sonra tekrar yeniden başlatacağım. Sonra tekrar yapacağım. Bunu 2-3 kez yapacağım. Ve ne yapacak? Beni otomatik olarak otomatik onarım sayfasına yönlendirilmiş olacak. Şimdi yapıyorum. XRM yayından başlatacağım. Evet, görüldüğü gibi otomatik onarım sayfasına yönlendirdi. Çünkü üst üste 2-3 kez başlattım. Buradan aynı şekilde güvenli moda rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. E, bu da tabii farklı bir yöntem. E, hem de basit bir yöntem aslında. Çünkü genel olarak biz dediğim gibi güvenli moda geçmek için yani geçme sebebimiz işte bilgisayarımızın masaüstü ekranı gelmemesinden kaynaklanıyor. Evet bu şekilde otomatik onarım sayfası geldi. Burada aynı şekilde gelişmiş seçenekler. Buradan ne yapıyoruz? Sorun gider. Yine gelişmiş seçenekler. Başlangıç ayarları. Ve yeniden başlat. Ekranımız geldi. Ne yapacağız? Güvenli modu etkileştir. Yani 4'e basacağız. F4'e basacağız. Bazı tabii laptoplar için FN4 olabilir. Ve buradan güvenli moda güvenli mod masa üstüne geçiş yapmış olacağız. Evet. Güvenli mod ekranımız geldi. Gördüğü gibi sağ üst daha doğrusu tüm köşelerinde güvenli mod ifadesi yer alıyor. Artık bundan sonra bilgisayarınızı tamir edebilirsiniz. Yani sorun neyse onu yapabilirsiniz. İsterseniz verilerinizi kurtarıp format atabilirsiniz. Ya da isterseniz ayarlarınızı değiştirip ya da bir sürücü hata neden olursa sürücüyü kaldırabilirsiniz. Programlarınızı ya da soruna neden olan programı silebilirsiniz falan vesaire vesaire. Benim güvenli mod ile ilgili kısaca anlatacaklarım bu kadar biraz fazla detaylandırmış olabilirim. Çünkü çünkü herkes bu konuya hakim değil. Herkes bilgisayarı gerçekten çok iyi yapamıyor. bir öğretmen olarak en azından hani bu konu hiç bilmeyenler de olabilir. Bu ilk defa güvenli mod kelimesini de duymuş olanlar olabilir. E, elimden geldiğince insanlara faydalı olabilecek videolar yapmaya özen gösteriyorum. eğer herhangi bir sorunuz varsa bana videonun altından yazın. uygun olduğum zamanlarda muhakkak cevap yazmaya çalışırım ve yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.